Konuşacağımız çok konu var. Aslında Fenerbahçe Panathinaikos evet, maçıyla ona göre hazırlamıştık ama. Girişi yapacaktık ama UEFA'nın verdiği karar sonrası tabii ki akışı anında değiştirdik. Ceyhun'dan da rica edeceğiz. KJ'yi de ona göre verelim. Ne diyorsunuz karara? Yani 2 sene içinde böyle bir olay tekrarlanırsa 1 yıl men cezası, Lyon'la Beşiktaş'a aynı uyarı gitti ki o tribünlerde oturanlar her ne kadar Beşiktaş taraftarı olsa da çoğunlukla satan bileti Lyon kulübüydü. Ve UEFA gözlemcisinin raporu şunu yazıyor. Orası Lyon tribünü, satış Lyon tarafından yapıldı, alış Lyon tarafından yapıldı. Her şey Lyon'un üzerine diye gösteriliyor. Serdar Ölçelikler, senin yorumlarında başlayalım. Şimdi ben 3 tane yorum yapacağım. İsteyen 3 şekil, 3 farklı yorum yapacağım sevgili izleyiciler. Bu 3 farklı yorumun hangisini istiyorsanız alın. Birincisinde bir şey söyleyeceğim, ikincisinde bir şey söyleyeceğim, üçüncüsünde de kendi fikrimi söyleyeceğim. Şimdi birinci yorum, hamaset, goy goy, milliyetçilik. İşte bu Türk düşmanlığıdır. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutunduğu, takındığı tavrın futboldaki yansımasıdır. Lyon'la Beşiktaş'a böyle bir şey olur mu? Aynı ceza olur mu? Bu kesinlikle ve kesinlikle UEFA'nın taraflı bir yorumudur. Buradan Beşiktaş hiçbir ceza almamalıydı. Çünkü biletleri satan Lyon kulübüydü. Evet, bir takım meşaleler atılmış, istenmeyen bir takım olaylar olmuş olabilir ama bu Beşiktaş kulübüyle bir ilgisi yoktur. Şimdi bu birinci yorum. Yani bugün duyacağımız yarın bir takım yorumlar böyle olacak. Hamaset yorum diyorsun. Bir takım yorumlarda monşer ve düşmanlık içeren. Kardeşim sen dağıtmasaydın. Bu Avrupalı affetmez abi. Ya bilmiyorsan Avrupa'da nasıl yarışman gerektiğini yapmayacaksın. Bu tip yorumlar da duyacağız. Şimdi gelelim üçüncü hakikaten samimiyetle kendi fikrime. Hı hı. Bir, UEFA'nın iki takıma da ceza vermesi normaldir. Ve aynen, doğrudur. İki, cezanın orantısı Lyon lehine daha fazla olmalıydı. Yani Lyon'a mesela bu ceza verilmeliydi de Beşiktaş'a denmeliydi ki sana da bir para cezası verdim ama bu son uyarım. Mesela. Beşiktaş'ın avukatı bizden önce Emrah Kayaloğlu'yla ne bileyim yayınına bağlandı. Hı-hı. Avukatı yani güvenlik toplantısında olayların çıktığı tribün Lyon tribünü gözüküyor. Aynen öyle. Gözlemci raporunda da Lyon tribünü gözüküyor. Yani meşalenin atıldığı tribün. Lyon tribünü gözüküyor. Onlar da diyor ki sen sattın oraya Beşiktaşlar oturdu. Beşiktaş da öyle diyor. Ben sana sat mı dedim. Para kazanman için sen 15 bin tane fazla bilet satmak için. Sattın. Benim sorumluluğum değil bu bir. Beşiktaş burada haklı. İki. Ev sahibinin sorumluluğu hatta bazı yerlerde şenlik sahibinin sorumluluğu diye geçer. Yani sen kumpanya da kursan, sirk de kursan, eğlence alanı da kursan oranın sorumluluğu sana aittir. Doğru. Uluslararası hukuk kurallarında. Şenlik sahibinin sorumluluğu kim? Şenlik sahibi kim abi? Lyon. Evet. Bana ne abi satmasaydın, kapıda niye arasaydın? Meşaleleri sokturmasaydın. Sokturmasaydın falan. Tamam. Dolayısıyla Beşiktaş bir ceza almalıydı ama sınır aşıldı. Kadar, yani Lyon'la eşit olamaz. Olamaz yani. Lyon'da adam sahaya girmiş abi. Tabii. Dolayısıyla Beşiktaş cuma günü itirazını yapmalı. Burada en önemli ama burada artık şu geçerli değil. Ben satmadım. Sen sattın. Demek ki bir geçerliliği yok onun. Bir önemi yok. Yani bu önün bir önemi yokmuş. Aslında bir önemi olmalıydı. İki, ya Beşiktaş'ın bence elini kuvvetlendiren nokta şu. O tribün şeyci raporunda da, gözlemci raporunda da, güvenlik toplantısında da ne gözüküyor? Lyon tribünü gözüküyor. Elini kuvvetlendiren şey bu olmalı. Ben bu cezanın Beşiktaş'ın bölümü itibariyle biraz hafifleyeceğini düşünüyorum. Ve fakat UEFA'cı gittiniz şimdi savunma yapıyorsunuz. Tabii. UEFA'cı da şunu dese başı ağrımaz abi. Baba sizin de her kıta Avrupası maçında
Türk seyircileriniz sürekli bir meşale atıyor, bir torpila bir şey atıyor abi dese bir şey diyemezsin. Ben bu kararı örnek göstereceğim diyecek belki ondan sonra. Dinamo Kiev'de de çıkarttığın olay diyecek. Ceza aldın oradan diyecek. Para cezası. Ya bu meşale nedir kardeşim dese bir şey diyemezsin. 60 tane meşale atarsan sana da bir ceza verecektir. O verecekleri kesin zaten. Şimdi gelelim son benim son yorum. Lyon daha fazla ceza almalıydı. Beşiktaş itirazını yapıp düşürmeli. Ama artık Avrupalı seyirciler konusunda bizim Türk takımlarımız biraz külahı koyacaklar önüne, düşünecekler. Met maçına gidiyorsun. Meşale yakıyor musun? Yakamazsın. Fransa'da yaşayan Türk kardeşim. Yakamazsın. Paris Saint-Germain maçına gidiyorsun. Meşale yakıyor musun? Düşünmez bile. Belçika'da yaşıyorsun. Brüj maçına gidiyorsun. Anderlecht maçına gidiyorsun. Liège maçına gidiyorsun. O düzenden çıkmaz. Yakıyor musun? O düzenden çıkmaz. Yakıyor musun? Çok fazla Türk taraftarı vardır Schalke'nin. İyi ciddi Türk taraftarı vardır. Yakıyor musunuz abi? Veltins Arena'da Schalke Hamburg Monaco maçında. Yakmıyorsunuz. Niye Türk takımı gelince yakıyorsunuz? Rahatlıyor. Bizde olur ya diye herhalde. Olmaz abi. İşte. Avrupalı Türk taraftarların Avrupalı yaşamaktan sıkılıp kendilerini Türk gibi hissetmeye çalıştıkları alanlar olmasından vazgeçmeliyiz artık bu tribünlerin. Ki zarar veriyor. Neden Türkiye'den giden seyirciler dolayısıyla biz hiç ceza almıyoruz? Nasıl yaklaşacağını biliyor çünkü. Çünkü artık Türk seyircisi bilinçli. Türk seyircisi Portekiz'e gidiyor abi, Lisbon'a. 5,5 saat uçuyor. Doğru. Niye hiç biz Portekiz maçlarında hiç ceza almıyoruz? Çok yaşayan orada yerel Türk halk olmadığı yok için. Yok. Gelmiyor Almanya'da falan yaşayan da gelmiyor. Evet. Çok uzak yol çünkü. İngiltere'de de daha nispeten az. Az. Ama Danimarka, Almanya, efendim Hollanda, kıta Avrupa'sında sıkıntı var abi. Yani Beşiktaş'ta evet bu cezaya itiraz etmeli. Bir taraftan da bir sonraki turda inşallah eleyecek Lyon'u. İnşallah. Bir sonraki turda diyecek ki aman abi bak sakın bilet falan satma. Ya demek ki bundan sonra yönetimler konuşacak evet kulüplerle. Evet. Yani mesela Lyon çıktı, Beşiktaş demek yönetimi Avrupalı satmayacaksın. Biz diyoruz ya o Belçika takımı çıktı, taraftar eşit. Öyle bakmayacağız. O Alman takımı aynen çıktı öyle eşit. Artık abi gerekirse eşit olmasın abi. Ya hazırlık maçları diyorsun. Çünkü ben bunu yazdım. Yasaklandı. Yazdım. Trabzon gider, kulüp ceza alıyor abi. Aynen öyle. Fener gider, ceza alır. Belki Galatasaray gider. Almadım abi Anderlecht. Anderlecht maçı mıydı? Brüj maçı mıydı? Evet. Mehmet sen iyi hatırlarsın. Şimdi yani o zaman bizim Avrupalı seyircine şunu anlatmamız lazım. Bak Türkiye'de yok artık bu şeyler. Meşale filan. Yapmayın. Kulüplere yazık. Çünkü adam diyor ki ceza aldım. Ben Serdar Çelikler olarak Lyon maçında belki de tespit edildim meşaleden, ceza aldım. Seneye Fener gelecek. Ona giderim. İsviçre bir takımıyla oraya giderim diyor. Ya açıklama geldi. Yani hazırlık maçlarınızı artık taraftarlarla oynamayın yani diye yasaklandı. Bunu da çok ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. Doğru. Peki Mehmet Ayan'a hemen burada geçeyim. Çok önemli noktaya Serdar Ali Çelikler yine değindi. Senin bu ceza ile ilgili UEFA'dan gelen düşüncen ne? İki açıdan bakmak istiyorum. Bir, reklam, PR, halkla işler, pazarlama, ambalaj, paket açısından. Öteki yandan hukuki tarafından. UEFA diyor ki, bak bunu hiç uzatmayalım. UEFA tek başına net bir şekilde diyor ki, bak kardeşim diyor, senin, biraz sonra verir, öğretmenimiz hazır vardır. Hangisi o? O donuk kare. Senin şu donuk kareyi yani saha içerisinde, saha içerisinde. Ceyhun'u DSF'ye bizim üzerimize adam, saha içerisinde insan gezdiren bir olaya sebebiyet verme hakkın yok diyor. Ha, geldi. Bak UEFA, Ceyhun bundan nefret ediyor. Burada Türkler de var bu arada. UEFA diyor ki, esas bir şeyden var, basın tribünü gibi çekilen yerden pilot kamera türü. UEFA diyor ki benim tribünümde bunu yaparsan biraz sonra göreceğimiz şekilde yeşil çimen üzerinde sen eğer insan gezerse ben bunun marka değerime verdiği zarar nedeniyle ki bu çok sık görülen değil belki ilk görülen bir olay ben burada sana odunu vururum kardeşim diyor. Kuşku yok ki Beşiktaş'ın Avrupa'dan gelen taraftarları ısrarla Serdar'ın altını çizdiği üzere şu görüntüye sebebiyet veren en önemli faktörlerden bir tanesidir. Türkiye'den gidenler bir günahtır. Şunu yaptığın zaman UEFA, bak bu çok güzel, Ceyhun dursana biraz. UEFA diyor ki, bak senin canını alırım diyor.
bundan dolayı seni yakarım diyor. Sen diyor şu görüntüyü dünyaya futbolun marka değeri olarak, gerçek marka değeri olarak bunun bana oluşmasını sağlarsan senin canını yakarım diyor. UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği ağır cezanın bence tek altından çıkacak anlam budur. Ben de öyle düşünüyorum. Bunu bir örnek olarak veriyor dünyaya. Bu olmayacak ceza, diyor. Hukuki olmaktan ziyade UEFA'nın başta marka değeri olmak üzere reklam, pazarlama, PR, halkla ilişkiler, ambalaj, paket modelini korumak cezasıdır bu. Hukuki tarafına gelince Serdar'ın sözünü ettiği son derece doğru, fakat orada bir yerde ayrılmak da değil de bir şey, bir ayraç var orada. Orada onu Serdar da aklına gelse söylerdi belki. Ya 1 milyon euro para kazanmışsın, 15 bin tane bilet satmışsın. Evet. Avrupa Birliği hukukunda senin bilet aldığın zaman hangi tabiyete tabi olduğun önemli değil. Tek vatandaşsın çünkü. Dolayısıyla orada Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, AB'ye bağlı ülkelerden gelen her kimse bu insanlara sen Türk müsün, Müslüman mısın, Suriyeli misin, Yahudi misin diye soramadığı için orada bir insan grubu geliyor. O insan grubuna da bundan sonra satma demenin Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde hukukçu değilim ama sanki olamayacağını düşünüyorum. Yani bundan sonra UEFA bu tip bir durumda Beşiktaş maçından hareketle yola çıkarak ya sen Türkler geldiği zaman orada Avrupa Birliği vatandaşlarına bile satamazsın. O zaman herkese gidip ırk kontrolünü yapacağız. Ben yapayım orada savunma avukatlığını. Ben şimdi karşı tarafın savunma avukatıyım. Şöyle diyebilirim ve bunu tüm takımlara uygulanmasını isteyebilirim. Kardeşim ben buradan İngiltere'ye Chelsea maçına gittiğim zaman giremiyorum bilet alıp. Avrupa Birliği vatandaşı da giremiyor. Senin kulüp üyeliği kartın olması lazım diyor. Manchester United da bunu, İngiliz takımları bunu diyor. UEFA şunu diyebilir. Bu maç için gelecek olan işte Lyon tribününde oturacak Lyon taraftarının Lyon kartı olmak zorundadır diyebilir belki. Avrupa Birliği müktesebatında bunun yeri var mı bilmiyorum. Biz hukukçu değiliz. Ben sadece fikir yürütüyorum. Örneğin Schalke Monaco karşılaşmasında ya da bu akşam Borussia Dortmund Monaco deplasmanında. Yani Borussia Dortmund'a sempati duyan Bayern'li, Manchester'lı, salladım, Paris Saint-Germain'i tutan insanı orada ayırt etme şansın olmadığından iş dönüyor dolaşıyor. Serdar'ın geçen hafta söylediği işe geliyor. Bizim attım. Kulüp yürüyüş Galatasaray gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına gene Galatasaraylı ama Berlin'den çarşı grubundan insanlar Avrupa Birliği hukukuna göre eğer hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa oradaki eşitlik kurallarından dolayı girecekler ve o zaman gene senin dediğini maalesef yapacaklar. Yani Serdar'ın dediği... O zaman kulüp ceza alacak abi. O zaman bilinç lazım. Hayır, bir de şöyle de bir tek bilinç değil. O zaman bu abi. Bilinci de insanlara anlatmak lazım. Benim buradan giden Beşiktaş taraftarımın hiçbir kabahati yokken evet, o Beşiktaş doğru. taraftarıma gelip İstanbul'da Allah muhafaza ki sen geçen hafta hukuki olarak söyledin birkaç tane evet. hukukçu böyle söylüyor. Seyircisiz oynama cezası bile verebilirdi. E kardeşim sen orada atıyorum Brüksel'de Berlin'de böyle rahat rahat yatarken gerim gerim gelinirken Avrupa Birliği'nin standartlarına yanılırken ben burada niye Beşiktaş maçına gidemiyorum? Tamam. Senin yaptığın kız kaçınan atmış. Ya bir de çok sevdiğimiz abilerimiz olan konuşuyoruz da insanlar muhabbetimiz olan basında insanlar yani 5-6 tane kız kaçıran aşağı attık diye ne oldu diye tweetler gördüm üzüldüm. Yok sevdiğimiz artık, saydığımız yok. Abilerimiz bunlar yani. Yani üzüldüm. Olmaz öyle şey. 5-6 tane at ne oluyor? Şu oluyor. Abi Türkiye'de bir şey olmuyor doğru da oluyor var. Abi. Aşağıda Türk de var. Türkiye'de o aşağıdaki abi. Türk de kaçıyor. Ceyhun bir daha versene bu insanların hepsi Fransız değil. Orada Türkler de var. Çünkü maça giden arkadaşlarımızdan biz seyit ettik. Daha önce de konuştuk. Burada sadece tribünde şu şiddeti görenler Türkler değil. Aşağıda da bizim ürettiğimiz, Türklerin ürettiği şiddetten etkilenen Türkler var. Yapmayın bunu. Aynen öyle. Ya bir de standart diye bir şey var. Adamın standardı bu. Ceza ağır mı ya ağır bu iki arada? İki tane kız kaçırandan kaçılmaz. Bence de kaçılmaz. Ama adamın standardı öyle değil ki. Ama işte atmayacaksın maçta kız kaçıran. Adamın standardı öyle değil. Ona bakarsan pazar günü dükkan da açılmaz. Sağolacağım. O standartına göre. Dükkanı da açmıyor işte adam. Berber dahil hiçbir yer bulamazsın. Aynen öyle. Büyük market dışında o da 2-3 tanedir. Tabii. Bir tane açık yer bulamazsın. Çıldırırsın. Hayır çünkü yasak adam dinlenecek diyor yani. Bu adam da dinlenecek kardeşim diyor. Ya Berlin'de hepiniz standart gitmiş diye bir şey var. Ve adamın standartında 3 tane 4 tane kız kaçırandan ne olur diye bir şey yok.
bir tane bile atamazsın. Timsal maç olsun diye bu kararın verilebilmiş olma mantığı kendi içinde tutarlıdır. Onu söyleyebiliriz ben. Ama UEFA benim görüşmeye tekrarlayayım. Ama bak Lyon'la Beşiktaş arasında aynı derecede cezayı vermemesi lazım. Vermemesi lazım. Ama niye UEFA diyor ki ben malımı koruyorum diyor. Evet, niye verdiğini ben malımı koruyorum diyor. Bak bu Beşiktaş'a arada indirim gelecek diyor. %100 barda ağırdır. O konuda çok ağırdır, kuşku kesinlikle yok yani. Ağırdır. Ben de yani itiraz edilince bir karar çıkacağını düşünüyorum. Yorumlar var. Kırmızı çizgi etiketine gelen Hasan Bey demiş ki şimdi ben Beşiktaş'tan nefret eden bir taraftarım. Ha. Hiç takım tutmayayım. Bravo. Avrupa'da yaşıyorum. Bravo. Gittim Beşiktaş maçına, olay çıkardım. 10 kişiyi organize ettim. Evet. Bir yılda ben cezası bu kadar aldım. Ne olacak abi demiş. Evet abi. Aynen doğru. %100 evet abi, bu sorunun yanıtı yok. Çok doğru bir soru. Ya bir de sadece Beşiktaş'tan nefret, Türkiye'den nefret eden, Türkiye Cumhuriyeti tabii pasaportu taşıyıp kaçanlar var abi. Ya bizim çok derdimiz var. Bizim şeyimiz, bakma sen yani. Biz yıllarca neler çektik abi? Sahaya girip bayrak falan açmadılar mı? Abi Neşetel maçının yani Neşetel yani maçının 78. dakikası da maç 1-0. Bilmeyen çocuklar, kardeşler vardır. 78 dakika maç 1-0. Galatasaray içeri giren PKK teröristlerin, o dönem PKK da bu kadar PKK değildi yani. Daha küçük bir örgüttü. Katliam yapsa bile dünyaya ve Türkiye'ye kendilerinden anlattıkları maçlardan bir tanesidir Neşetel maçı. Aynen, oradan öyle sonra maç 3-0'a geldi. Neler yani aynı memleket. Beyefendinin aynı sorusunu. %100 haklı. Yani biri başka şeyler de organizasyon da yapılabilir. Ama işte bunun bir yöntemi olmalı, bilmiyorum yani. Veya güzel anlatacağız abi. İyi anlatacağız yani. Yalnız bir Esat Bilge gözlemci raporu. Avrupalı Türkler de meşale yakmayı unutması lazım artık. Bir daha söyle Serdar abi. Yani bizim Avrupa'daki Türk taraftarlarımızın da. Ceyhun yazsana şunu, yani ne olur Avrupalı ya. Türk taraftarlarımızın da artık şu meşaledir. Bilmem. Bütün mantardır, torpildir filan atmaları, unutmaları lazım. Bütün biraz mesele bu. Bütün arkadaşlar, elbette ki bize saldırıldı, kabul. Hepsi bize şeyle, kar maskeyle saldı, bunlar eyvallah. Ama bütün mesele, tekrar ediyoruz, buradan giden Beşiktaşlılar değil. Hiçbir Türkiye'den gidenler değil, Beşiktaş'ta evet alınmasın. Ama dışarıdaki herkes alınsın abi. Bütün meselemiz onların çıkarttığı olaydır ya. Lütfen etmeyin, gitmeyin. Bunu artık bir son verin. Yani bahaneyi al elinden abi. Zaten adam sana karşı taraflı. Dikkat edin. Sen bahaneyi elinden al. Övünce gidecek miyiz?